İstanbul Şile'de tam bir hayvan katliamı yaşandı. Gözü dönmüş caniler arazide otlayan 7 mandayı görünce kafasından tek kurşuna vurdu, ardından gövdelerini çaldı. Manda köylünün geçim kaynaklarından biriydi. Sütünden, yoğurdundan ek gelir elde edip evlerine bakıyorlardı. Kimi de hayvanını Kurban Bayramı'na saklıyordu elbette. Köylüler şimdi çok zorda. Kafalarına vurmuşlar manda. Ne kadar zararınız var? 70 milyar zararımız var. Kaç mandanız gitti? 7 mandamız gitti. Çok mağduruz çünkü mallarımız gidiyor. Yapmasınlar bunu ya, canımızı yakmasınlar. Et mi istiyor canları? Buyursun gelsinler, biz verelim. Şile Çataklı köyü sakinleri perişan. Yıllardır besledikleri mandaları kafasından tek kurşunla vurulup gövdesi çalındı. Geriye sadece hayvanların kafası kaldı. Mandaların ikisi gebeydi. Yavruları karnından almışlar. Yavruları dağda çakallar yemişler. Millet de fındık beklediği için domuza silah atılıyor diye silah sesini aldırış etmiyor. Bu yüzden çok rahatlıkla çalışıp götürebiliyorlar ya. Manda köylülerin geçim kaynağıydı. Buradaki köylerde çoğunlukla manda yetiştirilip mandanın sütünden ve yoğurdundan ek gelir elde edilirdi, ancak işte bu olayla birlikte köylü büyük zarara uğradı. Kaç tane gitti sizin? Bizim 6 tane gitti. 8-9 bin lira bir zararımız var. Biz bu kurbanda satacaktık biz onu. Hani bir değerlendirecektik. Dağa yolluyoruz. Bir bakıyoruz ki hayvanlarımız yok. Gözü dönmüş caniler arazide otlayan tam 7 mandayı katletti. Yaşananlar üzerine jandarma harekete geçti. Şile'nin Çataklı köyünde yaşanan ilk olay bu değil aslında. Daha önce de köylüler hayvanlarını dağa otlamaya gönderdi, ancak çoğu hayvan geri gelmedi. Onlar hep hayvanlarının kaybolduğunu düşündü. Ancak bu son olayla birlikte akıllarında soru işareti var. Şimdi tek istekleri hayvanlarını güvenli bir şekilde otlatabilmek. İşte bu yüzden suçluların bulunmasını istiyorlar. Hep de büyük başlar kayboluyordu. Bununla da olunca yani içimize yani bir kurt düştü. Etini alıp onu Kafkas eti diye satıyorlar. 3 tane de yavruyu annesiz bıraktılar. Küçük küçük yavrular başka mandalar emziriyorlar. Yazık, günah değil mi bu? Hangi Müslümanlığa sığar? Sadece Şile'nin Çataklı köyü değil, diğer köylerinde de benzer şikayetler var. Kimi zaman hırsızlar köylerde ahırlara kadar girip işte bu hayvanları çalıp götürüyor. Tabii bu olayların kurban zamanına, kurban bayramına yakın olması köylüleri şüphelendiriyor. Etin pahalandığı zaman bu şebekeler herhalde bunlar. Bu bölgede gelip hayvanları kesiyorlar. Yani başı ormanda başıboş olanları.